Şeyle başlayacağız. Güveçli makarna ile başlayacağız. Güveçli makarna ile başlıyoruz. Evet. Ben malzemelerini sayacağım. Tamam. Ne haber? Bak bak. Görüyor musun? Benim sunucuyla böyle sana kibar davran. Bir daha gelişimle ben de öteceksin. Biraz sert. Bir daha gelişimle. Bir paket boncuk makarna güzelce haşlıyoruz. Bir adet köy biberi, bir adet patlıcan, bir adet kapya biber, bir adet domates, bir adet yumurta, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı, 100 gram da rendelenmiş mozzarella diyoruz ama kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Özellikle mozzarella aramaya tabii ki gerek yok. Mozzarella'nın avantajı hani şey. Daha çok uzuyor. Daha dağılmıyor, daha güzel duruyor. Aynen. Bir de daha çok uzuyor tabii. Uzuyor. Aynen. Buyurun hocam. Nereden başlayayım? Şimdi bunların hepsini çiğden de yapabileceğiniz gibi... Aa benim acelem var, makarnam da haşlanmış deyip... Bunu da altına açayım ben birazcık ısınsın. Bunu ben sana biberini ayıklayayım ister misin? Tamam, paslaşalım. Batuhan'cım. Evet. Önder Şef, bunları ben ayıklayayım. Gerçekten... videolarını izliyorum. Son zamanda yaptığın işlere bakıyorum. Artık böyle ne derler? Aranan fenomen yüze döndün. Gerçekten söylüyorum. Hani fenomen demeyi çok sevmiyorum ama işinin fenomeni diyorum ben sana. Yani popüler aşçı olmaya başladık. Evet. Hem enerjin çok güzel, hem ekranı çok güzel dolduruyorsun. Bunlar tabii ki yetmez bizim mesleğimizde. Elimizin lezzeti ve farklı tariflerimizle gündeme gelmeyi seviyoruz. Sende de bu var. Bu tarifler nereden doğuyor? Ben şöyle diyeyim, gece yatarken yemek düşünüyorum, sabah uyanırken yine yemek düşünüyorum, rüyamda yemek görüyorum. Yavruşum çok onu yemek düşünme deniyorum. Bak. Tamam mı? Seninle yürüyüşe başlayacağız. Ben de kilo almışım, laf aramızda kalsın. Ya meslek kim? Ben. 38 dar geldi. Kalıbındandır ne bileyim. Son ayımın dar gelmezdi ben bana. Ben görmedim hiç almış gibi. Ben işte diyorum. Son ayımın kalıpları bana bol gelirdi bir bedene. Ya, ya, dar geldi bir beden. Ben sana söyleyeyim, o sana kalıbı dar olan. İyi öyleyse öyledir. Ondan sonra diyorsun ki bu tarifler rüyada görülüyor. Geceden planlanıyor. Ertesi günde uygulanıyor. Şöyle duruyorum. Yataktan kalkıyorum. Aa benim tarif yapmam lazım. Mutfağa gidiyorum. Bakıyorum ne malzeme var. Aa bundan bu olur. Mesela domates var. Tamam sos yaparız. Kabuğunu çöp atmayayım. Kabuğunda bir şey kullanayım. Sarımsağını ne yapayım, onu ne yapayım? Hep öyle geçiyor. Bu güncel yaptığın programda da tarifleri her şeyi sen belirliyorsun bütün, değil mi? Evet bu yaptığım arka programda. Arka yapı sen de yani. Hem yemek editörlüğünü hem şefliğini yapıyorum. Harika ötesi. Her şey yani programda yemek yarışması her şey benimden geçiyor. Aynen o zaman bu işin ustası benim diyorsun. Şey de oluyor mesela, sizle telefonla konuşuyorum. O an bir şeyden bahsediyoruz. Ya ben işte geçen gün bir baklava yedim. Hamuru şöyleydi buydu. Aa baklava, baklava hamuru. Baklava mı acaba? Aa gofret. Baklava ürünü gofret mi yapsam deyip mesela onu deniyorum. Yaptın mı? Yaptım. Nasıl oldu? Çok da güzel oldu ya. Bir dahaki ne yapalım? Yapalım. Vallahi şu an koysana doğradıklarını canım. Hadi koyalım. Ha şey eline gelmesin. Aynen. Bunu küçük mü doğrayayım bunları? Ben alayım mı elin ağrıyorsa? Alayım şunu. Kıyamam ya, dikişli dikişli, oh kurban olurum. Ya, dikkat ben, et, nazara geldin ya. Yok şey zaten doktorumdan izin aldım sen hani sağlığı tehlike yapmayacak şekilde. Sadece şu anda 2,5 kilo ve üstü kaldırmam yasak elimle. Aa, şey bir şeyler şey yapıyorsan biz doğrayıp kesebiliriz yavrucuğum. Tamam. Kurban olun, dikkat et. Daha gençsin, o eller bize lazım ve evet, bizim. Ya daha uzun bir şey söyleyeyim lazım. Mi? İlk düştüğünde aklına şey geldi değil mi? İtteyelim. Evet ya. İşte ben de en çok korktuğum şey ellerim. Bir tane arkadaşım yanındaydı. Sen de ellerinle iş yapıyorsun, elini kor. Dedi, nasıl koruyayım, düştüm işte. Allah korudu yani. Bence çok iyi bile yırtmış. Çünkü bir anda o ters hareketle Allah muhafaza evet, ya. Evet, evet. Ama bir de iyi doktora denk gelmişsin. Onu diyecektim. Bu çok önemli. Gerçekten şey... Bütün bu futbolcuların, basketbolcuların da aynı zamanda ameliyat eden bir doktor. Çok şanslı daha doğrusu. O kırmızıları koymazsan bunlar önden pişecek. Akrabalarımın tavsiyesiyle buldum. Çok şanslıyım. Çok iyi valla, bu çok önemli. Gerçekten çok şanslıyım doktor konusunda. Bir sonrasında böyle fizik tedavi falan da değil mi? Ya bilmiyorum, birazcık ufak bir serçe parmağımda duraksama var. Ama o da galiba uzun zaman kullanmadığım için. Çünkü tabii, ben doktorun söylediğine çok fazla uyuyorum. 2,5 aya yakın kullanmadım. Oh. Çünkü 2 haftada boşa geçirmiş bir süreç vardı orada. Değil ben mi? Böyle geziyordum. Ay kıyamam. Programı nasıl yaptın? Ya programı tabaklamaları da bana sağ olsunlar gelip yardımcı oldular. Evet. Ben yine zaten hani sonuçta şey, şunu
tarifleri anlatıyorum. Bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, Allah şunu korudu, şöyle yapacaksın. Allah korudu. Onunla ağızda bir sıkıntı yok ama elde de tabaklamalarda onu yanlış koyuyorsun bak. Bunu buraya koy. Hayır, kıyamam. Tam bir hoca edasıyla. Ay yavrum benim. Öyle yap. Bununla gelmiş geçmiş olsun. Allah nazarlardan saklasın. Beni en çok şey zorladı işte. Catering işi de yapıyorum aynı zamanda. Ha, kendi evet, o da özel var. Özel tariflerim var. Yine orada da hani spor salonuyla daha çok çalışıyorum. Onu evet. Biraz evdekilerden destek aldım. Anne diyorum tavuğu haşladın mı? Ay. Ya diyorum yulaflar yoğrulacaktı falan. Yulafları fırında onu şöyle yapıyorum. İşin iyi ki var değil mi anneler? Evet ya gerçekten ya. Yani Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesin Allah. Sen nereliydin Batu? Ben baba tarafım Muğla Milas, anne tarafım Manisa Selendi. Ha, böyle bir göçmenlik var zaten ben değil mi? Göçmenlik şöyle göre dedemin annesi Üsküplü. Ha bizim oralı. Aynen. Dedemin annesi Üsküplü. Zaten kardeş gibiyiz. Evet, renkler, kardeş ya, gibi. Gözler mavi, saçlar sarı. Benziyoruz çok. Benziyoruz fazla. Yani. Bir senle benziyordun, bir de şey neydi o çocuk? Sefa. Sefa ile çok benziyoruz. Sefa'yı da çok seviyorum. Sefa evet, çok onu da çağıralım bir gün. Sefa. Gelecek konuşacağız. O da gelsin. Buradan selamlar. Selamlar gelecek, evet gelecek. Sefacığımıza. Güzel soteledik. Ben sarımsağımı giriyorum. Oo, bol sarımsak da var gördüğüm kadarıyla. Bu çalıştığım firmalarda hep böyle görünce danışmanlık yaptığım yerlerde şef geliyor çabuk çıkartın sarımsakları diyorlar. Ya, işte doğal antibiyotik aslında gerçekten özellikle öyle. De şimdi zaten günümüzde. Bir de benim gelişim sürecimde çok fazla Anteplilerden etkilendim. Çok en yakın aile dostumuz, komşumuz Antepliydi. Hani bir nevi de onların eline büyüyorsun, komşunun da elinde büyüyorsun. Çok fazla Antep mutfağından etkilendim. Hı hı. O yüzden sarımsak çok kullanıyorum. Vallahi mis gibi koktu şu an mutfağımızdaki. Şimdi artık şey yapabiliriz. Yumurtamızı çırpalım. Çırpayım ben. Derin bir kap mı istiyorsun? Yumurtayı çırpsak olur mu? Ha tamam. Neyse rahat edeceksen. Çünkü direkt soğuk makarnayla karıştıracağız. Tamam. Buraya koy. Dedim ki hepsini soğuktan da yapabilirsiniz. Ama bu şekilde haşlanmış makarnanız varsa da makarna haşlarsanız daha hızlı olacaktır. Makarnayı da bizim gibi al dente aslında bu sebzeli bir makarnaya dönüşecek birazdan değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani aslında içine biraz kıyma koysanız lazanya bile evet, kıyma da olabilir. Aynen. Hatta bugün hani bunu mu yapsam diye düşündüm ama benimkiler zaten bu, yemiyor bu sebzeleri. Tamamen ben evde ne varsa o malzemelerle bulduğum bir tarif bu. Dolapta ne varsa. Tabii. Dolapta ne varsa. Salçayı da bir parça lezzetlendirelim bence. Şu kaşıkla. Benimkiler şey hiçbir şey yemiyor. Ha, doğru yüksel. Mayı mayıtılar. Beni yediler hafta sonu. Çorba götürdüm buradan onu bile yemediler. Şaka yapıyorsun onu yemediler mi gerçekten? Aman. Valla onları kimse terbiye edemez. Allah ıslah etsin. Onları Allah ıslah etsin. Domatesimi de veriyorum. Kardeşime yardımcı olayım burada. Evet. Evet gördüğünüz üzere renklerin harika görüntüsü şu an ekranda. İçerisinde biberi, patlıcanı, kapyası ve domatesiyle buluştu. Bolca da sarımsak ekledi Batucuğum. Ve şu an harika bir şölen. Ya sadece diriliklerini yok etsek yeter. Bence evet. De kapatalım diyoruz. Artık çok da pişmesine gerek yok. Okay. Makarnamızı ufak ufak karıştırmaya başlayabiliriz. Evet. Bu arada sabah da ben şey yaptırdım, hacamat. Bana dediler ki çok ayakta kalmamalısın. Dedim ki bugün de full işim ayak yani. Bugün ben şey yapayım programı. Evet bugün zaten Batucuğum olduğu için beni de çok yormayacak. Batuhan. Şey yaptık işte. Böyle sanki yapılırken daha rahatladım ama biliyor musun? Çok iyi geldi bana acaba. İkinci kez yaptırıyorum hayatımda. Bir de dünyada bütün şey bu Hollywood yıldızları bile gelip evet, yaptırıyormuş bizde. Tabii canım Peygamber Efendimizin ilk söylediği hacamat, hacamat, hacamat. Ve şu omuzlarımda benim çok büyük sıkıntılarım var. Bel bölgesinde. İnanılmaz şu an böyle birazcık kuş gibi hissediyorum. Kesinlikle yaptırılmalı. Ben de yaptırdım. Çok... Bacaklarıma yaptırdım ama Serpil dedi keşke oraya yaptırmışsın iz kalır. Benim de ağır vardı geçmişti. Ama haftaya da sülük diyorlar. Ay ne olur yaptırma onu. Bir de hacamattan sonra benim bütün bu sırtıma da yaptırmıştım. Annem görmüşse çilek gibi olmuştu. Büyük bakalım buraya. Buraya bir yumurta kırdık. Daha devam edelim. Yumurtamızı kırdık. Haşlanmış makarnalarımızı evet, koyduk. Soteledik sebzeler. Biraz daha mı koyalım yeter mi? Yani isteyen tabii içine acı da koyabilir. Tuz, karabiber, sanki yeter, pul biber, kırmızı toz biber hani. Evet. Kimyon da herhalde yakışıyor bu arada. Tamam şimdi içerisine mi koyuyoruz? Yumurtayı kırdık ki toplasın lezzetlendirsin. Ben dökebilirim istiyorsan. Sol elim sağlam. Sol elim sağlam. Ay kurban olurum. Şöyle harmanlayacak mıyız canım? Evet. Hı. Güzelce harmanlayalım. İçine tereyağını atalım. Hı-hı. Biraz tuz da atalım.
Wow. Merve'nin yanında olmuş wow. Şimdi. Wow, efsaneyiz tamam. Ya. Gerçekten. Bugün sana efsaneyiz. Yardımcı olursak. Bana çok iyi bakıyorlar orada. Elim ya, bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle kendine özel bir programın inşallah en kısa zamanda olsun evet. Kardeşim. Hak ediyorsun. Ya, enerjini çok seviyorum. Mizah yönünde çok güzel, böyle çektiğim videolar da çok hareketli. Bugün burada öyle bir şov yapalım ki yarın sana güzel bir teklif gelsin. Hemen buradan sonra başlıyorum. Ben. Evet, hemen hemen. Benim bak benim yanım uğurludur ama. Biliyorum. Kesinlikle. Bir uğurumuz vardır hadi elhamdülillah. Zaman böyle gelip birlikte program yapsak böyle ya güzel bir iş ya güzel ya, bir şey Allah'ım inşallah. Cidden bazı insanların bende şey enerjisi arkada güzel da söyledi olduğu için, bana sağ olsun. Sen gittin her yerde güzel güzelleştirirsin diyor. Güzel enerjisi olduğu için o insanlar sana da bence güzel enerji veriyor. İşte kesinlikle. Veriyor. Alakalı öyle değil mi Nermi? Yani kişinin kendisi. Tabii. Bence hepsini birbirine tamamlıyor bunları. Kesinlikle kesinlikle. Valla ben inanıyorum ve sana yakışır bir program olur. Çok senin bu özel tariflerinle. Oh, hanımlar coşar her gün gerçekten atalım söylüyorum. Atalım şeylerine, yağlarını da atalım. Atalım kuzucuğum. Böyle atalım, dağıtalım. Tamam. Her yerine gelsin ya böyle. Ya gördüğünüz gibi aslında böyle kalabalık bir sofraya hani ortaya evet. Konacak. Lazanya gibi de olur ha. Evet düşük halde evde olan ürünlerle yapılacak bir yemek. Şöyle vereyim. Aynen. Bunu da koyayım mı? Koyalım koyabiliriz çünkü hı. Eğer makarnanızı direkt çiğden dökecekseniz peynirini sonra verin. Ama biz en baştan her şeyi sotelediğimiz için evet. Bu şekilde devam edebiliriz. Hı hı. Şimdi önceden ısıtılmış kaç dereceye? Ben her zaman 190 derececiyim. Tamam. 190 derece çok seviyorum. 180-190 ağır ağır pişireceğiz değil mi hocam? Her şeyde 190 601 gibi. Mi yapalım? Öyle yapalım. Tamam. Tereyağlarını koyduk, mozzarella peynirini koyduk. Yok ise dediğimiz gibi kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Tamam. 601 ayar, 190 derececiyim dedi. Hemen kardeşime 190'a getirdim ve pişmeye verdik. Bahat. Vallahi efsanesin. Neyle devam ediyoruz? Hemen şunun kokusunu bir koklamak ister misin? Yalnız makarna efsane gözüküyor ya. Bak yıkılsın yemin ederim Allah'a sen. Oh, bir de kızardı ya. Oh, oh. Tam çocukların ağzına layık. El üstekler çok lezzetli oluyor ya. Böyle dün bana bir tane ağzı geliyor, tadı takipçim yazmış. Diyor ki her şeye başlarken çocuklar diyorsunuz. Bir kere de kendim için deyin dedi. Ne kadar dedi çocuklara kıymet veriyorsunuz. Ama dedim benim anne, bunlar hayatım. Anne olmak böyle. Valla ben kendimden çok çocuklarım aklıma geliyor her şeyde. Kadın da şaşırmış. Annem de. Anne olmak bunu gerektiriyor kardeş. Kadın da şaşırmış diyor ki neden hep anne şey yapıyorsunuz. Çocuklar. Geliyor efendim. Müzik, 10 gibi yapıyoruz. Yönetmenim. Müzik gönder gel. Gönder gelsin. Evet efendim şu an masada yakından gördüğünüz bu güzellikleri tabii ki bugün çok kıymetli şefim. Bu işte gerçekten gönül vererek mutfağa hakimiyetini bir kez daha ekranda bize yansıtan Batuhan'a çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Harikasın muhteşemdi dostum. Ya. Süper bir lezzet cümbüşü. Hemen kısaca neler yaptığımızdan bahsedelim. Çok güzel 5 dakika içerisinde bir poğaça hazırladık. 10 dakika içerisinde tiramisu yaptık. Ve diğer kalan şovlarda Batuhan'ın elinden limon tatlısı gördüğünüz üzere kremasıyla eşsiz lezzetiyle içerisinde şeker ve un kullanmadan çok 3 dakika, 3 dakika içerisinde yaptığımız bir tatlı. Makarna önden aşlanınca sadece sebzeler sotelenip hazırlanan gerçekten efsane lokum tadında bir lezzet. Patlıcandan midye yaptık ve nar gibi kızarttık şu an yememek için. Sabırsızlanıyorum. Efsane bir tablo. Şu an bir de şu tavukları görmem lazım. Pişti mi pişmedi mi? Pişmiştir yani. Emin misin? Olurum canım pişmemiş. Son şifre yemeklere ekranda. Bakıyorum. Bakıyorum. Oo. Vallahi pişmiş. Aman inanmıyordum piştiğine. Aman pişmiş yiyorum efendim. Hmm. Ben de benim kekimi gör. Ya ben onu zaten... Sen de benim kekimi gör. Bak. İlk dilim her zaman bozulur. Günah olmaz derler. Ve of. Akmıyor şu an. Bakın. Aman. Evet, ve donmamış. Bunu bir gün sonra donsun bu. Efsane olacak. Ya evet bu bir de beklemeden bu kadar hızlı bu kadar doğru şey kalıp gibi. Muhteşem. Tadar mısın şefim? Evet, tadar mısın şefim? Ben şuradan bir de makarnaya çete atacağım. Dayanamıyorum. Böyledir ya anneler. Makarnanın üstünden kapa. Mutluyuz, gülüyoruz çünkü çok lezzetli olmuş. Ben bir tane. Harikasın. Nasıl buldun hocam? Vallahi
Doğru söyle keyifliydi. Bak. Kötüyse kötü diyebilirsin. En baştan hocam hem program çok keyifliydi. Hem de bu tatlı şu an muhteşem beni başka bir yere götürdü. Poğaça kendisini mayalı sanıyor yarısını. Kardeşçime. Görsel ben buradayım diyor. Ay, tat ben bakalım. Tatmaz mıyım? Tat bakalım. Seviyoruz bu işi. Yapıyoruz. Ya böyle bir şey yok. Evet. Efendim yine bugünün de sonuna geldik ama o kadar enerjisi yüksek, o kadar değerli, o kadar güzel bir gündü ki yine kayıtlar altında ömür boyu inşallah Google'un üzerinden izleyebilecekleri harika bir bölüm oldu. Biz çok eğlendik yaparken, umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ne güzel şeylere imza atıyorsun Batuhan. Allah yolunu açık etsin kardeşim. İnşallah hepimiz. Su arıtma cihazını kazanan kıymetli hanımefendi Emine Başkurt oldu. Tebrikler, cuma günkü Emine çekilişimiz. Hanım, İyi günlerde kullansınlar. Kaç dakikamız var? Son bir dakika. Öncelikle tekrardan sana teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Başımızın üstünde için. Yerim var. Ay, her zaman ben Allah sana isterim. Çok güzel kapılar açsın. Amin. Senin gerçekten kendi mutfağın, kendi programın çok yakın zamanda olacak. Umarım, hissediyorum. Umarım. Ben de öyle hissederim inşallah. Hissediyorum. Allah yolunu açık etsin. Zamanda olsun. Allah yolunu açık etsin. Efendim pazartesi pazartesi dedik. Sendromsuz bir pazartesi olmak için sizi ekranlarda enerjisi bol ama günün menüsünü belirleyerek stressiz bir gün geçirmenizi sağladıysak ne mutlu bize. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. En güzele Rabbime emanet ediyorum. Çünkü ben sizi görmeden ölmek istemiyorum. Rabbime emanetsiniz. Hoşça kalın.